Merhabalar arkadaşlar bugün kimyasal tepkimeler konusunu işleyeceğiz. Kimyasal tepkime tanımı ve tepkime türlerinden bahsedeceğim size bugün. İlk başta e, kimyasal tepkime tanımından başlayalım. Mutlaka kimyasal tepkimelerde biliyorsunuz girenler yani reaktif ürünler ya da reaktantımızın olması gerekiyor. Aynı zamanda kimyasal tepkimeleri egzotermik ve endotermik olarak da ayırabiliyoruz. Biliyorsunuz egzotermik olan tepkimeler ısı veren tepkimelerdir. Endotermik tepkimeler ise ısı alan tepkimelerdir. Bir ya da birkaç maddenin atomları arasındaki bağların koparak atomların yeniden ve bir başka düzenli dizilmesi olayına kimyasal tepkime denir. Tabii ki enerji türünden kimyasal tepkimeleri de ikiye ayırıyoruz. Endotermik tepkimeler ve egzotermik tepkimeler. Endotermik tepkimeler ısı alan ve bunlar kimyasal tepkimelerde tepkimenin giren tarafına yazılır. Egzotermik tepkimeler ise ısı veren tepkimeler. Bunlar da kimyasal tepkimelerin ürün tarafında ifade edilir arkadaşlarım. Endotermik tepkimeler ısı alan tepkimelerdir. Isı yani Q girenler tarafında ifade edilir. Egzotermik tepkimeler ise ısı veren tepkimelerdir. Isı yani Q ürünler tarafında ifade edilir diyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada bir kimyasal tepkime örneğimiz var. Bakınız azot gazı ile hidrojen gazı tepkimeye giriyor ve NH3 gazını yani amonya oluşturuyor. Bakınız en az iki madde Tepkimeye girmiş, yeni bir madde oluşturmuş. Tamamen kimyasal bir olaydan bahsediyoruz. Ee, i̇lk kısım girenlerdir ve biz bu kısma reaktif deriz. Ee, NH3 ise üründür. Bir kere e, kimyasal tepkimelerde atomların sayısı ve cinsi ne olur? Bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlarım zaten biz bir kimyasal tepkime yazdığımız zaman mutlaka o tepkimeyin denk olup olmadığını kontrol ederiz. Ve kimyasal tepkime de denklem denkleştirme yaparız. Bakınız azot N2 2 azot atomu var. Öbür tarafta da yine 2 azot atomu olduğunu görüyoruz. 6H atomu var. Bakınız burada da 6H atomu olduğunu görüyoruz. Yani bir kimyasal tepkime de atomların sayısı ve cinsi korunur. Azot ve hidrojen olan bir tepkimenin ürün tarafında başka bir element oluşamaz. İşte atıyorum oksijen, karbon vesaire oluşamaz. Çünkü girende azot ve hidrojen varsa üründe de azot ve hidrojen olmak zorundadır. Bir kimyasal tepkimede toplam kütle ne yapar arkadaşlarım? Korunur. Biz bunu daha önceki konularımızdan çok iyi biliyoruz. Çünkü bu yasa Lavoisier'in yasasıydı biliyorsunuz. Bir kimyasal tepkimede kütle korunur. Toplam elektron sayısı proton sayısı ve nötron sayısı tabii ki korunacak. Çünkü bu bir kimyasal tepkime. Yani burada bir çekirdek tepkimesinden bahsetmiyoruz arkadaşlarım. Dolayısıyla protonda, nötronda ve toplam elektron sayısında bir değişim olmaz. Toplam elektriksel yük korunur. Dedik. Molekül sayısı. Molekül sayısı yani mol sayısı bakalım arkadaşlarım. 1 mol azot molekülü var. 3 mol hidrojen molekülü var. 2 mol de NH3 molekülü var. Dolayısıyla bu tepkime için 4 mol molekül tepkimeye giriyor. 2 mol molekül ürün olarak çıkıyor. Yani molekül sayısı bu tepkime için korunmamış. Fakat bütün kimyasal tepkimelerde mol sayısı, molekül sayısı korunur mu, korunmaz mı örneklendirelim. Yani bu örnek için korunmadı. O yüzden molekül sayısı korunmayabilir. Diyelim arkadaşlarım yani korunabilir korunmayabilir tepkimeye bakmak gerekiyor. Hacim, hacimi de yine daha önceki derslerimizde ifade etmiştim. Hacim diyorsa mutlaka maddenin gaz halini kullanmamız gerekir. Ee, bakıyoruz burada 4 mol gaz var. Burada da 2 mol gaz var. Ee, dolayısıyla 4V giriyorsa 2V çıkmıştır. Yani hacim de yine korunmayabilir. Fakat hacim diyorsa sorumuz mutlaka ve mutlaka gaz hali unutmuyoruz arkadaşlarım. Çünkü sürekli onu vurguluyorum. Çok fazla sorulan bir soru tarzıdır. Ve aynı zamanda bu tepkime homojen bir tepkimedir. Peki böyle tepkimenin homojen tepkime olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Bakınız N2 gaz, hidrojen gaz, NH3 gaz. Yani bütün fiziksel haller aynıysa biz böyle tepkimelere homojen tepkime diyoruz. Şimdi... Yine daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz metan gazının yanmasını bir kere daha hatırlatayım arkadaşlarım. Metan oksijenle tepkimeye girdi. Karbondioksit ve su oluşturdu. Tepkimemizi denkleştiriyoruz. Biliyorsunuz kimyasal tepkimelerde ilk önce hidrojen oksijen dışındakiler denkleşir. Hidrojen oksijenden önceliğimiz hidrojendir. Burada 4 hidrojen atomu var. O zaman buraya 2 yazdım. 2 buradan oksijen var. 2 de buradan 4. 2. Bakınız bu kimyasal tepkime içinde kütle ne yapar? Korunur. Bu kimyasal tepkime için e, kütle korunur. Bu kimyasal tepkime için mol sayısı, molekül sayısı korunur. Çünkü 3 mol molekül girdi, 3 mol molekül çıktı. Bir önceki örneğimizde... E, azot ve hidrojenin tepkimeye girip amonyak eldesinde biliyorsunuz mol sayısı orada azalmıştı. Yani bir kimyasal tepkimede mol sayısı korunur mu korunmaz mı yine kesinlik sorularında bilemiyorum diyeceksiniz arkadaşlarım. Yani özellikle sizin tepkimeye bakmanız gerekiyor. Bakınız bu tepkimede 3 mol girdi 3 mol ürün olarak çıktı. Hacim korunur mu? Hacim korunur mu sorusuna Yine biliyorsunuz yorum yapamıyoruz. Çünkü hacim diyorsa mutlaka bize maddenin fiziksel halini vermesi gerekiyor arkadaşlarım. Peki bu tepkime de ben fiziksel hal yazmış mıyım? Yazmamışım. O yüzden hacim korunur mu? Bilemiyorum diyeceksiniz. Koşul bildirmem gerekiyor. Her zaman söylüyorum çünkü bunu çok soruyorlar arkadaşlar. Mutlaka koşul bildirilecek. Koşul bildiriyorum. Normal şartlar altında diyor bana. Şimdi normal şartlar altındayı artık çok iyi biliyoruz. 0 santigrat 1 atm. 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplar. Bakınız 0 santigratta metan gaz haldedir. 0 santigratta oksijen gaz haldedir. Karbondioksit gaz haldedir. Dikkat dikkat su 0 santigratta ya katıdır ya da sıvıdır. O yüzden bu tepkimi için Hacim korunmadı. Ama 100 santigratta gerçekleşen bir deney satıyorum. Hepsi hangi fiziksel haldedir arkadaşlarım? Gaz haldedir, hacim korunabilir. Tekrar tekrar söylüyorum. Hacim diyorsa mutlaka ve mutlaka maddenin fiziksel halinin gaz olması gerekiyor ve gaz olup olmadığına bakmamız gerekiyor arkadaşlarım. Müzik <laughs>